Merhaba, basit makine soru çözümüne devam ediyorum. Daha önce ilk 5 soruyu çözmüştüm. Şimdi kalan soruları çözeceğim. 6. soruda kalmıştık. Şöyle diyor soru. Çeşitli basit makineler kullanılarak hazırlanan bileşik makine düzeneğinde eğik düzlem üzerinde bulunan yükü yukarı taşımak için F kuvvetli şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sürtünmeler ve kaldıraç çubuğunun ağırlığı ihmal edilecek diyor. Evet, matematiksel olarak biraz ispatlayarak çözmeye çalışalım. Kanıtlayarak yani. Şimdi diyor ki A, R kolunun boyu uzatılırsa artar F kuvveti için. Şimdi kaldıraç formülünü hatırlarsak şu durumda F çarpı büyük R eşittir. Şurada yarı çap küçük R kadar olsun. Yani bu etrafına ipin dolandığı yarı çap. Şuraya da G ağırlığı diyelim. Bu durumda G çarpı küçük R olur. A şıkkında R'yi arttırmamı istiyor. Eğer İki tane çarpan bir eşitliği sağlıyorsa, birini artırıyorsak diğerini azaltmak zorundayız ki karşı taraftaki büyüklük değişmesin. Bu durumda P'yi azaltmamız gerekiyor ama burada artar demiş. Bu durumda bunu eliyorum. Şimdi burada ikinci basit makineye kendini F'yi aktarabilmem için bir basit değerler vereceğim. Örneğin R'ye 1 dedim, küçük R'ye. Büyük R'ye de 2 dedim. 2F eşittir G oldu. Bu durumda F eşittir. G bölü 2 gibi bir değer elimde var. Hemen kalan diğer makineye geçiyorum. Şurası G ise bu sabit makara G olur, G olur. Yani G buraya sabit makaralardan dolayı direkt aktarılır. Ve G çarpı 2 birim, şuraya da T büyüklüğü diyelim. T çarpı 3 birim gibi bir eşitlik elimde kalır. 2 çarpı G eşittir 3 çarpı T. Şimdi B şıkkı diyor ki destek M noktasında kaydırılırsa. Yani şu desteği alıp şuraya kaydırmamı istiyor. Bu durumda şu iki değeri artmış oluyor. Burada karşıda aynı mantık bir eşitlik var. G'yi azaltmam gerekiyor. G'yi azaltma mantığını F'ye nasıl etkilediğini de şuradan göreceğim. Örneğin G başlangıçta 2 olsa 2 bölü 2 1 gibi bir F değeri çıkar. Ama G'yi azalttım 1 yaptım. Elimde 1 bölü 2 yani yarım 0,5 gibi bir F değeri çıktı. Bu durumda F değeri azalıyor mu? Evet azalıyor. Demek ki doğru cevabım B seçeneğidir. Bunu aynı mantıkla diğer basit makineye aktararak da işleme devam edebilirsiniz. Ama çok karışık olmasın diye burada bırakıyorum doğru cevabı bulduğumuz için. Evet, diğer soruya geçiyorum. Şöyle diyor. Eğik düzlemde bir cismi dengelemek için uygulanması gereken kuvvetle ilgili aşamaları belirten deney yapılıyor. Bir, yani ilk ifade diyor ki bir cismin ağırlığı dinamometre ile ölçülüyor. Bakıyorum 50 Newton gibi bir değer çıkmış. Yüksekliği değiştirilir ve sürtünme önemsenmeyen eğik düzlem sisteminde cisim dinamometre ile dengeleniyor. İkinci şekil gibi. Burada 30 çıkıyor. Zaten burada kuvvet kazancı eğik düzlemler her zaman %100 mutlaka kesinlikle olduğu için tabii ki bunun 50'den daha küçük bir şey çıkmasını bekliyoruz. Bu doğru olan da bu zaten eğik düzlemin mantığı bu. Diyor ki ardından eğik düzlemin yüksekliği arttırılıyor. Bir cisim dinamometre ile tekrar dengeleniyor. Evet bakarsak yüksekliği en kastımız biliyoruz ki şurası yüksekliktir. Şurası ise eğik düzlemin boyudur. Eğim diye kastettiğimiz açı şunu kullanabiliriz. Bu eğimi kastettiği açı da şuradaki açıdır. Böyle A açısı diyelim. Farklı bir şey kullanmayalım. Bu açıyı da bulmak için şurayı da kullanmak zorundayız. Örneğin burası da x olsun. Burayı kullanmak zorundayız. H bölü x burada a açısının değerini verir. Yani eğimi verir. Eğim. Şimdi bakıyorum diyor ki buna göre şekli 3'te uygulanan kuvvetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi ben eğimi arttırdığım zaman normal şartlarda mantık yürütürsek eğimi daha da arttırdığımı düşünün. Daha da arttırdığımı düşünün. Daha da arttırıp tamamen bu eğik düzlemi ortadan kaldırdığımı düşünün. Eğik düzlemi ortadan kaldırınca zaten dinamometre ile ölçüldüğünde 50 çıktığını biliyorum. 50 Newton. Demek ki bu eğim biraz daha azaldı. Burada 40 çıkar. Belki burada 30 çıkar. Burada 20 çıkar. Mantığı budur. Yani ben bu eğimi arttırdıkça benim kuvvet kazancım azalacak. En sonunda bu eğik düzlem ortadan kalkacak. Sadece dinamometre havada asılı kalacak. Şimdi ben bu eğik düzlemin eğimini arttırdığıma göre demek ki buradaki kuvvet de eskiden 30'du. Bunu arttırmış olmam lazım. Örneğin 35-40 gibi bir şey yapmam lazım ya da daha 30'dan büyük herhangi bir rakam. Bakalım eğik düzlemin yüksekliği arttığında uygulanan kuvvet azalır.
Hayır, kuvvetin artması gerekiyordu. İlk düzlemin boyu, hayır, boyuna dokunmadım. İlk düzlemin boyu budur. Dokunmadık. İlk düzlemin eğimi arttırıldığında, evet, eğimini arttırdım. Nasıl arttırdım? Çünkü şu gördüğünüz haşı arttırdığım zaman x de sabit kaldığına göre buradaki eğim de matematiksel olarak artmış olması gerekiyor. Evet, eğimi arttırdım. Uygulanan kuvvet arttı. Evet, tam olarak bizim tarif ettiğimiz olay budur. O yüzden doğru cevap C seçeneğidir. 8. soru yine bir ek düzlem sorusu. Bakalım diyor ki bir öğretmen sınıfta şekildeki düzeneği kuruyor ve öğrencilerine dinamometredeki değeri azaltmak için neler yapabiliriz soruyor. Şimdi biz az önceki sorudan bunun biraz mantığından bahsettik. Burada bakalım seçenekler ne diyor? Buna göre öğrenciler hangisini yapmışsa doğrudur diyor. Eğimi azaltacak şekilde tahtanın boyunu uzatabiliriz. Şimdi eğimi azaltacak şekilde tahtanın boyunu uzatıyorum. Düşünün, şöyle uzattım tahtanın boyunu. Şimdi bizim şöyle bir mantığımız vardı. Yolum uzuyorsa işim kolaylaşıyordur, kuvvet kazancım artıyordur. Demek ki bunu uzatırsam artık bu 50 değil, 40'la bu işi yapabilirim. Benden zaten ne istiyor? Dinamometrenin değerini azaltmamı istiyor. Demek ki bu seçenek doğru bir seçenektir. Daha fazla kuvvet uygulamak bununla alakası yoktur. Ya bunu ne kadar çekerseniz çekin, aynı ek düzlem üzerinde çektiğiniz zaman her zaman 50 Newton çıkar. Dinamometredeki değer. Kitap sayısını azaltmak. Şurayı düşürdüm. Şöyle yaptım. Şimdi dik bir yokuşu çıkmak var. Bir de daha az dik bir yokuşu çıkmak var. Yani eğimi azalttım. Burada eğimi azalttığıma göre işim kolaylaştı. İşim kolaylaştığına göre artık burada 50 Newton değil 40 Newton gibi bir şey çıkabilir. Bu da değeri azaltmak anlamına geliyor mu? Kesinlikle geliyor. O yüzden bu da doğrudur. Cevabım 1 ve 3 yani B seçeneği. Evet, diyor ki aşağıda bir tornavidanın farklı kullanım şekilleri vardır. Bir tornavidayı tornavida gibi kullanmış, bir de tornavidayı şurada boya kutusunun kapağını açmak için araya sıkıştırmış. Yani bir terazi gibi kullanmış. Kaldıraç gibi, yani terazi derken kaldıracı kastediyorum. Evet, bakalım ne diyor? Tornavidanın verilen kullanım şekillerine göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Şekil 1'de kuvvet kazancı sağlanmıştır. Kuvvet kazancının tornavidada şu kısımdan daha kalın olduğu zaman her zaman vardır. Yani bu çıktık mantığıyla çalışıyor tornavida biliyorsunuz. Bu kısım yani tuttuğumuz yer ne kadar böyle tombul olursa, şurada ne kadar ince olursa bu durumda kuvvet kazancımız da o kadar büyür. Buradaki yarıçapı bölerek buluruz. O yüzden kuvvet kazancı kesinlikle sağlanmıştır. Doğru. Maşa ve cımbız üretim amacına uygun kullanıldığında şekil 2'deki kaldıraç çeşidiyle benzerlik gösterir. Hemen baktığım zaman bakın buradan F'yi uyguluyorum. Destek noktası tam şu nokta destek noktası. Şu değdiği nokta destek noktası. Hemen burası da G. Yani desteğin ortada olduğu bir düzenek bu. Çünkü şu alt kısmı dayıyor, yukarı doğru yukarıdan bastırıyor ve kapağı kaldırıyor. Çok küçük bir yük kolu var burada. Çok ufak bir yük kolu. Destekle o yüzden yük birbirine çok yakın. O yüzden aynı yer gibi çiziliyor. Ben direkt ortaya çizdim. Şimdi cımbıza baktığımız zaman cımbızda ise F yani destek noktası ortada. Şey kuvvet ortada destek noktası köşede işi G yapıyor. Şimdi bununla bu aynı mı? Değil. O yüzden benzerlik gösterir. Hayır göstermez. Eliyorum. 3. Tornavida şekil 1 ve şekil 2'de farklı basit makineleri olup kullanılmıştır. Evet burada kaldıraç olarak kullanılmış. Kaldıraç. Burada da tornavida olarak zaten. Tornavida olarak ya da bu çıkrık mantığına çok uyuyor. Çıkrık mantığıyla kullanılmış. O yüzden bu ifade kesinlikle doğrudur. 1 ve 3 doğrudur. Cevabım B seçeneği. Evet bu da son sorum. Bakıyorum. Özdeş yükler kullanılarak oluşturulmuş farklı düzenekler aşağıdaki gibi hareketsiz duruyor. Yani dengede. Buna göre 1, 2, 3 numaralı yüklerin yere uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Bunu mantıkla çözebiliriz. Hiç işleme gerek yok. Şimdi bakıyorum. Burada bu kendi ağırlığı G kadar olsun. Burada bunu G ağırlığının dışında çok büyük olmayan yine karşıda bir G var ama bakın buradaki yük kolu eğer bu yükse tabii kuvvet kolu veya yük kolu şuradaki
farklılığın 1'e 3 olduğunu görüyorum. Bunu çok daha az olsa yukarı kaldırıyor. Yani artık bu yere G kadar bir baskı yapamıyor. G'den küçük. İkinciye bakıyorum. Bakın bu bir sabit makara. Burası G ise burası da G'dir. Ve bu birbirini sabitlemiştir. Yani bu bunun üstünde duruyor ama aslında buna bir baskı yapmıyor demek bu. Yani 2 numara sadece G kadar bir baskı yapar. G kadar. 3 numaraya baktığım zaman 3 numara bir defa kendi G kadar bir baskı yapıyor. Aynı zamanda şurada gördüğümüz G'nin de büyük oranda desteğe baskı yapsa da biraz daha 2'de 1 oranında, yani buraya 1, buraya 2 baskı yapıyorsa buraya 1 baskı yapar. Böyle düşünebiliriz. Ama bu G'den büyük olur. G'den büyük. Şimdi G'den büyük olan 3 numara. O zaman en büyük bu. 2 numara direkt G. 1 numarayı da G'den küçük dediğime göre bu da 1 numara. 3, 2, 1 D seçeneği doğru cevaptır. Evet, bu da son sorumdu. Yine kazanım testlerini çözmeye devam edeceğim. Ve bir sonraki çözümde görüşürüz. Herkese iyi çalışmalar.